Merhaba arkadaşlar. Evet şöyle bir sorumuz var. Diyor ki kütle hacim grafiği verilen KLM maddelerinin öz kütlelerini kıyaslayınız. Arkadaşlar lütfen dikkat. Burada hacim kütle grafiği verilmiş. Bak burada hacim kütle grafiği. Normalde kütle hacim grafiğinin eğimi öz kütleydi. Öyle değil mi? O zaman tersini sormuş bizden. Şimdi Kütleye en yakın olan yoğunluğu en büyük. Yani eğim açısı en küçük olan burada arkadaşlar en büyüktür mantığı vardır. O zaman ben buraya baktığım zaman kardeşler. DM büyüktür. DL büyüktür. DK demem lazım. Bir diğer sorumuz kardeşler. Diyor ki bana öz kütleleri 2 gram bölü santimetre küp olan x sıvası, 4 gram bölü santimetre küp olan y sıvası, 7 gram bölü santimetre olan z sıvısı homojen olarak karıştırılıyor. Buna göre karışımın öz kütlesi hangisi olamaz? Şimdi güzel kardeşlerim iki sıvı karıştırıldığı zaman karışımın yoğunu 2 veya daha fazla olabilir. Yoğunluğu küçük olandan büyük, büyük olandan da ne olmak zorundaydı? Küçük. Ara değerden herhangi biri olabilir. Bakınız diğeri de burada 4 burada zaten. O zaman kardeşler benim sonucum 2 ile 7 arasında olmak zorunda. Ne kadar olduğunu bilemem. Ama zaten soru ne diyor? Olamaz diye sormuş. Arkadaşlar 2'den küçük ve 7'den büyük olamazsa burada E şıkkına lütfen bakınız. 7.2 olamaz diyoruz. Bir diğer soru yorum sorusu arkadaşlar. Diyor ki aşağıdaki bazı günlük olaylar verilmiştir. Ebru yapımında boyanın batmaması için suya kitre ve benzeri malzemelerin eklenmesi öz kütle farkından yararlanır arkadaşlar. Doğru mu? Peki Peki. Porselen yapımında belirli bir yoğunluğa sahip dikkat ediniz. Döküm çamurun hazırlanması yine onun yoğunluk farkı değil midir? E bu yoğunluk farkından ben ne yapacağım? Bunu elde edebileceğim. O zaman ne var? İşin içerisinde öz kütle kavramı vardır. Kuyumculukta saflık derecesi. Örneğin arkadaşlar 24 ayarı ne diyoruz? %100 gibi düşünüyoruz değil mi? Ama arkadaşlar mesela 14 ayarda ne olacak? Artık %100 olmayacak. E burada arkadaşlar yine bir yoğunluk farkı yok mu? O zaman kardeşler bu olayların hangileri günlük yaşamda özgüden yaralanma durumu derse ben hepsi için söyleyebilirim arkadaşlar. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Diyor ki KLM sıvılarının kütle hacim grafikleri şekildeki gibi verilmiştir. Bu sıvıların aynı türü olup olmadığı hakkında hangisi doğrudur? Şimdi güzel kardeşlerim demiştik ki kütle bölü hacim. Kaç bu? 800 bölü 600 yani 4 bölü 3 yani şöyle yazalım arkadaşlar 4 bölü 3. Arkadaşlar 200 bölü 15 20 bölü 10, 200 bölü 150 20 bölü 15 5'e bölsek 4, 5'e bölsek 3. Bu da 4 bölü 3 arkadaşlarım. 400 bölü 250. 40 bölü kim arkadaşlar? 40 bölü 25. Kaç o? 8 bölü 5. Şimdi yaklaşık değerini yazarsam arkadaşlar. 1.3'tür. 1.3'tür. 1.6'dır. Şimdi buraya kadar bir sıkıntımız yok. M bölü V oranını yaptık burada. Ama biz yorum yaparken ne demiştik arkadaşlar? Demişti ki sıcaklık aynı iken yorum yapacağız. Şimdi bu ikisine sıkıntı yok. İkisinin sıcaklığı aynı. Ne kadar? 40 santigrat derecede. Biri 1.3, biri 1.6. Arkadaşlar bunlar zaten farklı diyeceğiz. Doğru mu? Peki güzel kardeşlerim lütfen dikkat. Ben buradaki sıcaklığı arttırırsam. Lütfen dikkat. Sıcaklığı arttırırsam. Benim hacim artar mı? Hemen D eşittir M bölü V ifadesinden. Sıcaklık artarsa hacim artar. Hacim artarsa kütle sabit olduğu için öz kütle azalır. O zaman arkadaşlar buradaki değer artık 1.3 değil de sallıyorum 1.2 gibi veya 1 gibi olamaz mı 40 santigrat derece için? Aynı sıcaklığa geldi mi? E şimdi aynı sıcaklıkta. Biri 1.6, 1.3, 1.2. Üçü de farklıysa arkadaşlar o zaman ne diyoruz? K ve L aynı tür. Üçü de farklı diyeceğiz. Üçü de farklı tür sıvılardır diyebiliriz arkadaşlarım. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Diyor ki bir bardak boş iken tartıldığında 60 gram. Örneğin arkadaşlar benim boş bardağım şu olsun. Hatta hacmi ve olsun darasını soruda kaç vermiş? 60 gram diye vermiş. Diyor ki su ve su, sıvıyla doluyken. Örneğin arkadaşlar bunu aldım sıvıyla doldurdum. Ne demiştik? D çarpı V kütleyi veriyordu. Arkadaşlar o zaman suyla dolmuş Suyun yoğunluğu kaç vermiş bana? 1. E ben buradaki hacme V dersem o zaman V çarpı 1 artı daram. Su ne kadar geliyormuş arkadaşlar? 100 gram. E ben buraya 100 yazarsam arkadaşlar benim boş hacmim aslında 40 santimetre küptür desem. Peki arkadaşlar Sıvı sıvıyla tartıldığında. Sıvının yolunu biliyor muyum? Hayır ki zaten soru onu soruyor. O zaman diyorum ki V çarpı D sıvı artı kabın darası eşittir 120 gramdır. Peki arkadaşlar hacmi kaç buldum? 40. O zaman 40 çarpı D sıvı eşittir 60 olmaz mı? Buradan arkadaşlar D sıvıyı çekersem ne olur? 3 bölü 2. Yani 1,5 gram bölü santimetre küp olur diyeceğiz. Güzel kardeşlerim bir sorumuz daha vardı ona da bakalım. Diyor ki x ve y sıvıları ile yapılan dikkat x ve y sıvıları ile yapılan iki farklı karışımın kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. K ve L'dir pardon. Buna göre x, y sıvılarının kütle hacim grafikleri hangisi olabilir? Şimdi güzel kardeşlerim ben x ile y'yi karıştırdım. Elde ettim kim? K ve L'yi. Doğru mu? O zaman kesinlikle ve kesinlikle K ve L, X ile Y arasında olmak zorunda. Şimdi mesela diyelim ki birinci şıka baktım. 1 ve 2. Arkadaşlar 1 ve 2 olursa X ve Y sıvılarım. K'yi elde ederim ama L'yi elde edemem. Eğer ki arkadaşlar, eğer ki kim 2 olursa, şey 1 olma imkanı zaten var mı şu anda? Oldu. Ama 2 olursa arkadaşlar... 2 ile 3'ü alalım bu sefer mesela. Sadece L'yi elde edebilirim değil mi? Ama ben K ve L'yi elde etmek istiyorsam arkadaşlar o zaman en dıştakilerini almak durumundayım. Yani ki 1 ve 3 X ve Y olabilir diğerleri olamaz. O zaman kardeşler cevap ne olacak? 1 ve 3 olacaktır. Ve son sorumuz arkadaşlar. Diyor ki şekildeki kaplarda bulunan X, Y, Z sıvılarının kütleleri eşittir lütfen dikkat. Kütle dediğim şey deve değil miydi? E güzel kardeşlerim çaktırmadan bana hacimleri vermiş. Bunun hacmi ne kadar? 2V desem. Buradaki hacim tabana çarpı yükseklikten 3V. Bununki ne olur arkadaşlar? V olur. E soruda bunlar eşit kütle diyorsa o zaman öz kütlesini atıyorum arkadaşlar. Lütfen dikkat. Buradan mesela ben bunun öz kütlesine 6D dersem. 6DV. O zaman bunun öz kütlesi kaç olmalı? 2DV. 2 çarpı D çarpı 3 ve 6 DV. O zaman bunun ne olmalı kardeşler. 3 tane D olması gerekmez mi? 3 kere 2 6 DV. O zaman yoğunluğu en büyük olan kimdir arkadaşlar? Z. Sonra kim? X. Sonra kim? Y. O zaman diyorum ki D Z büyüktür. D X büyüktür. D Y olmalı. Yani C şıkkı. Evet arkadaşlar. Pardon bir sorumuz daha varmış. Diyor ki boş bir kap suyla doldurulduğunda örneğin kabım şu olsun kardeşlerim. Suyla doldurduğunda ne kadar geliyormuş? 240 gram. Arkadaşlar bu kabın bir darası yok mu? E, suyun da öz kütlesini bana vermiş. Hacmini bilmiyorum. V olsun. V çarpı 1 artı kabın darası kaçmış? 240 gram imiş. Diyor ki 1,5 lup sıvıyla doldurulduğunda o zaman V çarpı bir buçuk, artı dara eşittir 340'tır arkadaşlar. Peki buna göre boş kabın kütlesi yani darayı soruyor bizden. Arkadaşlar bakınız bu denklemde eksiyle çarpıp toplarsam ne olur arkadaşlar? 0.5V eşittir ne olur? 100. O zaman buradan benim hacmim ne çıkar arkadaşlar? 200. Peki kardeşler hacmim 200 ise 200 çarpı 1 artı dara 240 ise o zaman darası kaç olacaktır? 40 gram. O zaman diyoruz ki boş kabın kütlesi ne kadardır arkadaşlar? 40 gramdır. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.